Her şey 20 Aralık 1968'de saat 23 civarında Vallejo, Kaliforniya yakınlarında başladı. 17 yaşındaki David Faraday ve 16 yaşındaki Betty Lou Jensen vahşi bir şekilde öldürüldü. İnsanlar bu cinayetin sadece bir başlangıç olduğunu bilmiyordu. Geçip giden aylar boyunca sayısız insan kendine Zodiac diyen bir katil tarafından öldürülmüştü. Elinden kurtulanlar vardı ama adamı net olarak tanımlayamıyorlardı. Bunlar yetmezmiş gibi Zodiac gazetelere polisler için şifreli mektuplar yollayıp onlarla dalga bile geçiyordu. Bu şifreler zamanında gazetelere bastırıldı ve bazısı gönüllüler tarafından uzmanlardan bile önce çözüldü. Ama öyle bir şifreleme vardı ki bu şifreyi 51 yıl boyunca kimse bulamayacaktı. Ta ki bundan 9 ay öncesine kadar. Şifre David Oranchik tarafından 51 yılın ardından çözülmüştü ve bu tarihin en zor şifrelemelerinden bir tanesiydi. Bunun için algoritmalar oluşturuldu ve programlar yazıldı. Bu şifreyi çözülmesi imkansız kılan bir şey vardı. O da Zodiac katilinin şifrelemeyi yaparken paragraflar arasında yaptığı yazım yanlışlarıydı. Ama yine de David Oranchik ve alanında uzman kişilerin işbirliğiyle bu mektubun şifrelenmesi tamamen çözüldü. Ben de bu şifrelerin çözülmesinin ardından bir belgesel hazırlamaya çalıştım ve bir hafta araştırmalarımın sonucunda bir video yaptım. Bu belgesel tadında Zodiac'ı anlatan ve motivasyonunu çözmeye çalışan bir videoydu. İkinci video ise mektuptaki şifrenin nasıl çözüldüğüyle alakalı detaylı bir inceleme videosuydu ki her algoritmaya kadar her şeyi anlattım. Katil ise emekli FBI ajanları tarafından geçen günlerde tespit edildi. Bu tespiti The Case Breakers olarak bilinen 40 kişilik bir grup yaptı. Bu grup emekli olmuş FBI ajanlarından ve alanında uzman kişilerden oluşan gönüllü bir ekip. Daha önceden çözdükleri başka davalar da var. Kendilerinin dediklerine göre Amerika'da 250 binden fazla faili meçhul dava var ve her yıl bu faili meçhul davalara 6 bin tanesi daha eklenmeye devam ediyor. Bunun sebebi de Amerika'daki personel eksikliğinden kaynaklı ve bu gizemli olayları çözmek için de kendileri bir grup kuruyorlar. Böylelikle de Zodiac katili gibi gizemli davaları inceliyorlar ve duruma açıklık getiriyorlar. Yıllarca süren araştırmaları sonucu katilin Gary Francis Post olduğunu belirlediler. Katil bulunmasına bulundu ama Gary Francis 2018 yılında çoktan hayatını kaybetmişti. Gary'nin özel mülkünde aramalar yapan ekip ise ona ait karanlık odada bazı fotoğraflar ele geçirdi. Bilmiyorsanız karanlık odalar eski analog fotoğraf makineleri için yapılan özel odalar. Kırmızı bir ışık oluyor ki kırmızı ışık filmleri etkilemiyor ve filmleri belli kimyasallarla yıkadıktan sonra da fotoğraflara ulaşıyorsunuz. Böylelikle de fotoğraf kağıdına basabiliyorsunuz. Günümüzde kullanılan, hatta benim de şu an kullandığım dijital kameralarsa 1989 yılında ilk kez ortaya çıkıyor ki analog kameraların yerini alıyor. Zodiac katilinin 1968 yılında öldürmeye başladığını düşünürsek o tarihlerde sadece analog kamera kullanılıyordu ve emekli FBI ajanlarının evde bulduğu bir fotoğrafsa katilin post olduğunu kanıtlar nitelikte. Zodiac katilinin robot resmine bakalım. En başında alnında karışıklıklar var gibi duruyor ama onlar aslında yara izleri ve Gary'nin analog fotoğraf makinesinden kalan bir fotoğrafıyla da uyuşuyor. Gary'nin de alnında yara izleri mevcut. Daha sonradan polisler bu durumu araştırıyor ve Gary Post'un 59 yılında bir trafik kazası geçirip alnından yaralandığını öğreniyorlar. Cold Cases'ta çalışan eski bir ordu kontraespiyonaj uzmanı Jean Buchholz'un dediklerine göre diğer deliller Zodiac tarafından gönderilen ve katilin kendisi olduğunu açıklayan mektupların şifrelerin çözülmesini de içeriyor. Daha önceden katilin ismini içeren şifreli bir mektup biliyorduk ve bu şifre çok kısa olmasına nazaran öbürkülerine göre çözülememişti. Bunun sebebi de aslında katilin tam adını bilmeniz gerekiyor ki o şifreyi çözebilin çünkü anahtar kelime o. Bu da Zodiac tarafından kurgulanmış akıllıca bir oyun. Çünkü şifreyi çözebilmek için Zodiac katilinin tüm adını bilmeniz zaten lazım. Üzerine de yolladığı mektupların bazı kısımları anlamsız cümlelerden oluşuyordu. Davayı çözen uzmanlardan birinin açıklamasına göre Zodiac katilinin tam ismini sırasıyla mektuptan çıkarırsak bambaşka anlamlara gelen alternatif yazılar ortaya çıkıyormuş. Şifrenin içinde şifreler. Ayrıca ekip Cherry Joe Bates'in de Zodiac katilinin kurbanlarından biri olduğunu düşünüyor. Bu cinayet ilk bilinen Zodiac cinayetinden 2 yıl öncesinde işlenen bir cinayet. 31 Ekim 1966'da San Francisco'nun güneyinden yüzlerce mil uzakta Riverside'de işlenen bir cinayete gidelim.
18 yaşındaki Bates, babasının polise kayıp olduğunu haber vermesi üzerine Riverside çevresinde aranmaya başlanıyor. Polisler Bates'i ararlarken şehir koleji kampüsünde bir ara sokakta onu ölü buluyorlar. Ama bu cinayetin katili bulunmuyor. Ekip ise Post'la Bates'in arasındaki tesadüfleri sıralamaya başlıyor. Post, Bates'in cinayet mahallinden 15 dakika uzaklıkta bir hastanede silahlı bir olay için tıbbi kontroller yapıldığı sırada hava kuvvetlerinde gaziydi. Ayrıca olay mahallinde üzerinde boya lekesi olan bir kol saati de bulunuyordu. Post'un 40 yıldan uzun bir süre boyunca para kazanmak için evleri boyadığı da biliniyor. Zodiac katilinin ise askeri bir botla olay yerinde dolaştığını da önceden biliniyordu. Posta eskiden hava kuvvetlerinde bulunduğundan bu da bir eşleşme oluyor. Case Breakers ekibi ise bu kanıtlarla Riverside Polis Departmanı'na gidiyorlar. Ama polis departmanı hala açık olan bu davada Zodiac katiliyle uyuşacak bir durumun olmadığını söylüyorlar. Ve onları FBI'ya yönlendiriyorlar. Tabii grup emekli FBI ajanları ve alanında uzman kişilerin içerisinde de olsa resmi bir aksiyon alamayan bir grup. Daha sonraki gelişmelere göre ise de bu dava üzerinde araştırmalar hala sürdüğünden de daha fazla detay verilmeyeceği açıklanıyor. Davaya bakanlar Bates'in Zodiac katilinin 6. kurbanı olduğunu da düşündüklerini ekliyorlar. Zaten Zodiac katili 37 kişiyi öldürdüğünü söylüyordu ama bunlar belirlenemiyordu. Faili meçhul bir sürü cinayet vardı ve Zodiac'ın belli bir stili yoktu o zamanlar. Stilini oluşturduktan sonra zaten anlaşılmaya başlandı. Belki de ilk öldürmelerinden sonra kendine bir stil oluşturduğu zaman polislerin dikkatini çekti ve biz onu Zodiac olarak algıladık. Tüm elde edilen kanıtlardan sonra da Post'un komşularına giden ekip Gwen adında soyadını vermek istemeyen, olaya ışık tutabilecek bir tanıkla konuştular. Gwen bebekken annesi onu yan komşusu olan Post'un evine bırakırmış. Post da karısıyla beraber Gwen'e güzelce bakarlarmış. Hatta sık sık konuşuyorlarmış. Gwen'in dediklerine göre Post karısına aşırı kontrolcü ve tacizci bir yaklaşımda bulunuyormuş. Bir ara kendisine silahı nasıl ateşleyeceğini dahi öğretmiş. Tüm kanıtlardan sonra ise Gwen Post'un Zodiac olduğunu düşündüğünü belirtmiş. Post çift hayat yaşayan, katil kimliğini belli etmeyen birisiymiş. Yani Batman gibi, yani örümcek adam gibi. Daha sonra öğrendiğimiz bilgilere göre Post'un bir çetesi varmış ve çetenin başkanıymış kendisi. İnsanları tehdit ediyormuş, gözlerini korkutuyormuş ve artık çete üyelerinden bazı kişiler de belli koruma altında olaraktan onun Zodiac olduğunu söylemişler. Masum insanlar çetesini almış ve onları ölüm makinesine çevirmiş. İşin birazcık daha ilginç kısımlarına gelelim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 2018 ve 2017 yıllarında bazı forumlarda tam olarak Post'u suçlu bulan bazı insanlar var. Bildiğin forma girmişler, bu adamı hiç araştırdınız mı, işte bu katillerden birinin yakın arkadaşı gibi gibi şeyler yazmışlar. Ama tabii ki bunun gidip de Ted Bundy, en ünlü katillerden bir tanesi, o adama bir film yapıyorlar, bir belgesel yapıyorlar ve ona gidip de bir yıldız verip yok Ted Bundy çok overrated, çok fazla abartılıyor gibi bir yorum yazdığını yazmışlar. O yanlış, yalan. Tamamen hani böyle birazcık internette paylaşılsın, komiklik olsun diye koydukları bir olay. Bunun gibi Lady Gaga fanı olduğuyla alakalı olaylar da var yani. Yani bu adam Lady Gaga fanı değil, bu bir katil. Evet, garip olurdu böyle çıkması ama onlar tamamen goy goyunda. Ayrıca daha ilginç kısmı, Zodiac adına 2007'de bir film yapılıyor. Bu film yani Jack Gyllenhaal gibi ünlüleri de içeriyor ki ben adama bayılırım, filmlerini bayağı izledim. Adamın 2018'de öleceğini düşünürsek 2007 yılında kendine yapılan filmi izlemiştir adam ya. Yani kesinlikle Zodiac hakkında bir film çıkıyor değil la, söylenmiştir etrafta, duymuştur. İzlemediyse çok komik olur, izlediyse de komik olur. Her türlü çok ilginç bir durum çünkü. Senin için film yapıyorlar ama senin kim olduğunu bilmiyorlar ve sen onu izliyorsun, diyorsun ki ha burayı yanlış yapmışlar. Önceden de dediğim gibi Dunbar'ın bir televizyon programı vardı ve Zodiac katiliyle konuştuklarını iddia ediyorlardı. O gün işte Zodiac katilinin işte böyle garip bir kişiliğe, kişilik bozukluğuna sahip olduğu gibi olaylar anlatıyorlar. Ama bunlar reyting için oluyor çünkü Zodiac mektuplarında diyor ki televizyon programındaki kişi ben değildim. Bu şifrelenen mesajlardan birinde geliyor ve bu yıllar sonra çözülüyor. Yani onlarca yıl sonra 51 yılın ardından çözülen mektup bakacak olursanız 51 yıldır reyting için yaptıkları o bir yalan bilinmiyordu. Dunbar öldü mü şu sıralar bilmiyorum ama itibarı ne kadar zedeleyecek de bilmiyorum. Sadece yalan haber yaptığı fark edildi. Filmde de bu olay var. Yani 2007 yılında Zodiac filmi çıkıyor ve Dunbar'ın sahnesi var. Zodiac televizyon programına davet etmeleri var. Adam bu filmi izleyip ha bu çok kötü, beni anlatmıyor ki demiştir herhalde. Neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Zodiac hakkında bilmek istediğiniz bütün bilgiler bu şekilde
size serilmiştir. Şu an anlattığım her şey Case Breakers'ın bize verdiği dosyalarda, listelerde olan olaylardı. Yani ne fazla anlattım ne eksik anlattım. Bundan sonra bir iki hafta sonra yeni bilgiler paylaşılır. Belki bir ay sonra, belki de paylaşılmaz. Bu tamamen adamların, grubun, FBI ajanlarının kendi fikrine göre şekillenecek bir durum. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olursunuz, daha fazla katil videosu geldiğinde haberdar olursunuz veya bilgilendirici videolardan haberdar olursunuz. Ve beğenirsiniz, abone olursunuz. Bunlar zaten algoritmayı destekleyen şeyler ve siz benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tüm bunların ardından polis bir araştırma yapıyor ve araştırmanın sonucunda 59 yılında Gary Post'un trafik kazasıyla anında yara izlerinin oluştuğunu fark ediyorlar. Ve anında yara izlerinin ve andaki yara izlerinin trafik kazası ve andaki yara izlerinin gelişini buluyorlar. Ve ananı